Dediğim gibi boş muhabbetler. Evet, siz oradan belki fark etmiyorsunuz ama buradan güzel gözüküyor. Gerçekten güzel gözüküyor. Şimdi birazdan gemiye doğru yaklaşıp daha incesine gireceğim tabii ki. Orası biraz dikkatli çalışmak gerektiriyor. Burası gibi lalekten rastgele yapmıyorsunuz. Ayrıca çok pis kokuyormuş boya. Niye böyle acaba? Bozuldu mu? Evet, biraz daha yaklaştık. Heyecanlanmaya başladım. Kameraya göstermek zor. Yoksa bunu barkla tutarak hızlıca yapacağım ama kameraya gösterirken yapmak ayrı bir zorluk. Evet. Deneyelim bakalım. Biraz detaya girelim. Biraz daha yaklaştım. Az daha. Derune. En derune. Hadi bakalım. Evet. Bu mozaik jelimiz çekmiş. Yaptığım yerlerin bir kısmı küçülmüş. Ama bu saatten sonra orayı düzeltme şansı ancak boyayla olur. Bir kat daha atardım ama onsuz koyu boyayla bol miktarda sürerek boyayla halledeceğim o işi. Oradan göremiyorsunuz tabi. Çünkü böyle tutmam gerekiyor. Kamera açısıyla da çok fazla oynayamıyorum. Çünkü bu işe odaklandım. Gemiyi boyamamaya çalışıyorum. Gerçi bu gemi için pek sorun değil. Hemen ıslak mendille silebiliyorsunuz. Çok güzel. Ama normal bir model için o iş zor. O yüzden bazılarına lambur lumbur nasıl yapıyorsun gemiyi korumadan bilmem ne diyebilirsiniz. Ama bu gemi için öyle şeylere çok bir ihtiyaç yok. Bunun çünkü malzemesi farklı. İstediğiniz gibi siliyorsunuz. O güzelliği var. Evet, gemiye taşırmadım. Çok dibine giremedim ama idare eder. Tabii ki de dibine de gireceğiz ama az sonra. Diğer önemli kısım dalgalarla geminin birleştiği yer. Burada güzel bir görüntü vermeniz gerekiyor. Güzel olması için. Yoksa lambur lumbur yaparsanız olmaz. Hala kafasını yapıyorum. İncesini öbür fırçayla yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Boyayı da tam koymuşum herhalde. Ucu ucuna yetecek. Bu videoda kim bilir kaç gigabayt olur. Kafadan bir 2 gigabayt var. Onu küçültmekle uğraş. Bekle, yüklemekle uğraş. Uzun iş. Ha gayret. Dediğim gibi boşluk kalmasın aralarda. Yoksa gerisi halledilir. Bir kısım yerlerini beğenmedim. Neyse. Bir şekilde halletmeye çalışacağız.
Diğer kısımlarını ince fırçayla yapacağım. Evet. Böyle bir şey. Kaba olan yerlerini yine inceltiyoruz. Boyanmayan yerler gözüküyor. Çevire çevire bakın. O zaman aradaki yerler gözüküyor. Evet, şey sürdüğümüz yerler, mozaik jeli sürdüğümüz yerler olağanüstü olmuyor. Baştan söyleyeyim ama kapatmaya çalışacağız. Siz gördüğünüz yerleri yapın, koyu boya bırakmamaya çalışın. Birinci kat tamam. Boyamızı da ıslatalım. Pis bırakmayalım. Tamam. Şimdi de gider eder. Olağanüstü değil. Ama olacak. Bekleyin.